Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle çalışıyor yani çok böyle internette gezme ile alakalı şeyler Ya buraya yazıp bir şeyler getirmek oluyor. Kullanışlı fena değil. Kamera Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Microsoft 950 model Lumia 950 model cep telefonunu inceleyeceğiz. Hemen tasarımından başlayacak olursak eğer. Şurası plastik, yan taraf plastik, ön taraf tabii ki Gorilla Glass. Kare bir tasarımı var gördüğünüz gibi. Bu tasarım dili bence daha şeyden geliyor. Nokia'nın hani bir Migo işletim sistemi N9 diye bir telefonu vardı ya. Tabi birebir aynısı değil ama benzer. Burada gördüğünüz gibi Windows logosu var. Arkada kamera, çift ton renk flash. E, Carl Zeiss ve PureView yazıyor orada da. Net diyemedik. Evet. E, böyle ekranımız gördüğünüz gibi AMOLED. Super AMOLED değil ama AMOLED. Dolayısıyla burada saati gösteriyor ve bu çok fazla pil tüketimi sağlam yapmıyor çünkü amoled ekranlar biliyorsunuz sadece aydınlattığı piksel kadar enerji harcıyor ve gayet kullanışlı bir özellik. Burada Microsoft logosunu görüyoruz. Üst tarafta da bir kamera var ve ayrıca sensörler var. Telefon siyah. Önden bakınca gayet güzel gözüküyor ama arkadan bakıp böleğinizi aldığınız zaman günümüz amiral modellerinden malzeme kalitesi düşük. Çünkü plastik buralar. Ama bir iki sene önceki amiral tepe modülleriyle hani iyi gibi. Yani elinize aldığınız zaman plastik olmasına rağmen hani böyle bir kart kurt biraz ses yapıyor ama yani iyi bir telefon bu diyorsunuz. Hani çok dandik hissettirmiyor şu arkadaki plastik malzeme. Birazcık iyi bir malzeme. Hemen telefonumuzu uyandıralım. Uyandırma ekranınıza bastığımız zaman gördüğünüz gibi böyle geliyor standart Windows. Böyle yukarı doğru kaydırınca açılıyor. ben telefonunuzu özelliklerinden bahsedeyim. Snapdragon 808 var içerisinde. Ee, geçen sene, bir buçuk sene önceki tepe modellerde hepsinde değil. g 4te vardı mesela bu işlemci. 810 vardı geçen senekilerde. Ee, bunda 808 var. 808 çok iyi bir işlemci mi? Çok iyi bir işlemci mi? İyi bir işlemci. Biraz yani yavaş bir işlemci değil. 810 çok ısınıyordu ama 808 saat hızları biraz daha düşürüldüğü için ısınmıyor kadar. Neyse çok teknik detaya girmeyelim. 3 GB RAM'i var. 20 megapiksel kamerası var. 32 GB dahili hafızası var. Aslında özellikleri fena sayılmaz. E, bu senedik kameral e, gemi telefonlarla yarışamaz. 820'li telefonlarla yarışamaz. Evet ama e, yani siz kullanımda o performansı çok hissetmezsiniz. Gayet e, verimli performansı iyi ancak tabii işletim sisteminden kaynaklı bir sıkıntı var onları yaşayacaksınız Telefon işletim sistemi e, Windows Microsoft Windows Mobile 10 e, ve Güzel çalışıyor aslında gelen olarak ama e, yetersiz yani birçok şey eksik kalmış örnek vermek gerekirse bakın şurada e, şeyi göremiyoruz Ne oldu? Kapandı iki kere bastım diye Şöyle açalım. Alışamadım yani buna bilmiyorum. Burada yüzdesi olarak bataryayı göstermeyi illa bir kere böyle kaydıracaksınız. Ondan sonra görebiliyorsunuz. Ve onu orada görmenin bir yolu yok. Mesela ben buna tanımadığım bir Microsoft hesabı var. Silemeyi bir türlü bulamadım yani. Anlamadım. Uygulama mağazasında aradığınız uygulamaları çok rahat bulamıyorsunuz. Her, yer, her uygulama yok. Bir örnek vereceğim ben size şimdi. Bakayım buraya yüklemiştim. CPU-Z vardı. CPU-Z CPU Nerede? Evet, silmişim galiba. Şöyle CPU yüzeyi açtığınız zaman normalde ne göstermesi lazım? Makinenin işlemcisini vesaire göstermesi lazım. Bununkini Windows CE işletim sistemi gösteriyor. Ekran 2 kalmasına rağmen 640 380 mi gösteriyor? Yani böyle uygulamaları uyumsuz. E, burası ana ekran. Ana ekranda gördüğünüz gibi standart e, Microsoft Windows Mobile Klasörleme yapısı ve böyle aşağı sürükleme, canlı ekranlar, küçültme, büyütme bütün özellikler var ve gerçekten verimli. İnternet tarayıcısı olarak Edge kullanıyor. Edge'i ben seviyorum. Edge güzel bir, e, güzel yapmışlar, hafifletilmiş bir e, e, Explorer. Aynısı Windows şey, bu e, mo, mobil değil de, desktop sürümünde de Edge var ve gayet güzel. Yani bastığınız zaman böyle e, fena değil iyi çalışıyor yani. Çok hani böyle internette gezinmeyle alakalı sıkıntı yaşamazsınız. Ses solu da iyi bu arada. Kapan. Hah. Ses solu da fena değil bayağı iyi. Arkada şurada gördüğünüz gibi mono bir tane hoparlör var. Nerede? Burada. Mono hoparlör var. Mono öpürlörümüz e, güzel. Bası tizi falan hoşuma gitti. Hemen şimdi foto kamerasına gelecek olursak eğer Fotoğraflara gidelim. Ya buraya yazıp bir şeyleri getirmek oluyor, kullanışlı, fena değil. Kamerası son üretim ve sensör var, 20 megapiksel ve gerçekten işte bakın gördüğünüz gibi mesela tepkiselliği düşük. Yani böyle ben kendi telefonumda aldığımızı bunu da alamıyorum. Biraz gecikiyor. Hala bu işletim sisteminin zayıflıkları var. Uygulama bulamıyorsunuz. Uygulama mağazası da bence çok başarılı değil. Kullandığı 20 megapiksel sensör çok başarılı, çok beğendim. Gerçekten çektiği fotoğraflar. Detaylar gayet yerinde. Renkler çok güzel. Ee, yani bunu ben gidip de Galaxy S7 ile gündüz fotoğraflarını her türlü kıyaslarım. Belki bazı konularda iyidir bile. Yani sensör çok iyi. E, i̇nternette özelliklerine baktığım zaman optik imaj sabitleyicisi var diyor ama e, kamera uygulamasına girdiğiniz zaman optik imaj sabitleyicisi ile alakalı bir şey yok. Örnek olarak gösterelim. E, şurada kamera moduna geçelim. Bastığınız zaman ayarlar. Ve çok az ayar var. ya yani Dedim ya bu ne kadar az böyle bir ayar. Yani böyle... Kullanışsız geldi bana ama daha sonra baktım ki en çok kullanacağım şeyleri koymuşlar zaten hemen buraya. Ee, mesela Fotoğrafın boyutunu seçebiliyorsunuz buradan. Ee, 16 megapiksel, flash var, canlı görüntüler çekin, video kaydının ayarları burada. Dijital video sabitleme diyor bakın. Yani dijital dediği için ben çok şey yapamadım. Yok gibi geldi bana OIS ve gerçekten bence yok. Onu da şuradan anlayabiliriz. Şurada bir video çektim. Bu arada Şuna basılı tutalım. Geldi. Buradan fotoğraflara gidelim. Gittik. Uygulamalar skeçler de böyle. Şunu ben böyle bir deneyim diye çektim. Başa alayım. Bakın. Kamerayı sallıyorum şu an baya. Ama kenarlarda yani güzel. Evet imaj sabitleme sistemi güzel. Dijital analog bilmiyorum ama kenarlarda hafif e, böyle jölelenme gibi oluyor. Oradan dedim ki yani bu dijital belli. Yani bilmiyorum bu his varsa kusura bakmayın ama özelliklerinde yazıyor. Olmasına rağmen bakın şu kenarlarda böyle şeyler oluyor. Kamera iyi ama yani kamerayla alakalı çok diyecek bir şey bulamadım ben. Gayet güzel bir kamerası var. Şöyle geri gelelim. Ee, yani fotoğraflar, renkler gayet canlı. Yani çok şık fotoğrafları güzel. Kameradan sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi işletim sistemi sıkıntılı ama yani tamam güzel şu ııı e Alışma ile alakalı. Pencere tasarımı güzel, buradaki uygulama konteyneri güzel falan ama ayarları istediğiniz ayarı bulmanız çok vakit alıyor. Bulamıyorsunuz, istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Yani eksiklikler var. Bunları bir liste halinde sıralayıp yazabilirim ama insanlar genelde bildiği için zaten bunları çok üzerine durmayacağım. Yani bir tane oyun açalım. Oyun performansını da size göstereyim. Asfalt var tabii ki her zamanki gibi. Performans testini neyle yapacağız burada? Basalım asfalta. Asfalta bastık. İnşallah açılır. Ne oldu bu? Ha, gelmiş tamam kusura bakmayın. Bir daha açacağız. Yani asfalt yüklü bunda şu anda. Başka oyun çok yok. Denemek için asfaltı yükledim. Ve, yani e, iyi. Performans çok iyi. Asfaltta güzel oynatıyor. Ve bütün ayarlar açık olmasına rağmen böyle çok bir kasıntı vesaire yok. Ben size şimdi göstereceğim. Oynadım. Orada sesine de bakabilirsiniz. Sesi de gayet güzel. Tabii tabi oyundan çok anlamıyorum da size göstermek için şöyle bir bitir atmayacağım tabi. Ama akıcılığı falan gayet yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buradan ee, kısaca özetleyecek olursak telefon donanımsal olarak e, bir buçuk sene öncenin üst seviye donanımlarını içeriyor. 3 GB RAM 808 Snapdragon 888 ile beraber ancak telefonun hızı vesaire yerinde. Yani onunla alakalı bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani burada böyle tek elle kullanma gibi bir özellik de var. Ama şimdi ben bunu açtım nasıl kapatacağım acaba? Heh, basılı tuttum. bir tek elle buna iki kere tıklayınca geliyor kullanıyorsunuz. Mesela uygulama konteynerında hepsini tek tek kapamanız lazım. Toplu bir kapama olayı yok. Ee, ama standart Windows kullanıcılarında alıştığı veya bildiği olmadık yerde olmadık hatalar. Mesela bir güncelleme geldiği zaman çok uzun sürede yükleniyor. Veya bir uygulama indirdiğiniz zaman beklediğinizden daha uzun sürebiliyor bu uygulamanın yüklenmesi ve çalışması. Bu arada Type-C var bu alette. Bakın böyle hem böyle hem böyle takabiliyorsunuz. Pil performansı ise bir günü zor çıkartıyor. Ya yani tam bir gün kullanmanız zor. Biraz çok yani yoğun kullanan biriyseniz saat 5-6-7 gibi şarja takmanız gerekir. Pil tüketimi fazla. Fiyatına gelecek olursak 2200 lira gibi fiyattan satılıyor şu anda günümüzde bu tarihte bir buçuk sene öncesinin donanımıyla böyle bir işletim sistemiyle bu telefonun bu fiyata satılması çok garip gerçekten. Satılmıyordur da muhtemelen alanlarda neden alıyor bilmiyorum ama tabi kendine az güzel özellikleri var ama hani alınmaz yani neticede o paraya bu telefon. Bakın burada ekran şöyle falan var gayet kullanışlı kamerası güzel evet tasarımı fena değil plastik ama hızı iyi falan ama işletim sistemi kötü uygulama desteği kötü e, bilemiyorum. Böyle bir telefon yapmışlar. Bu muhtemelen bir de bunun XL'si var. Ee, Microsoft'un son üst seviye akıllı telefonu. Bir daha üreteceğini düşünmüyorum. Bu son iyi bakın buna bir daha göremeyeceksiniz. Ee, Nokia'yı aldık, Nokia aldıktan sonra ee, Nokia'yı bitirdiği gibi bir şey. Microsoft işletim sistemi bence telefonların en büyük handikapı ve fiyatı pahalı satılıyor bence nispeten. Ee, bu videomuzu da böylece bitirmiş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnceleme Dünyası kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz lütfen. Görüşmek üzere.